Merhabalar güzellerim. Kanalımıza, otel odamıza, evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin iyiliğini, güzelliğini, sağlığını daim etsin diyerek bugünkü güne başlıyoruz arkadaşlar. Sizlere oda turu çekememiştim. O kadar çok vlog attım ki otel odası turunu çekmeyi unutmuşum. Çünkü malzeme çok. Hangi birini göstereyim? Her taraf çekilecek, blok yapılacak malzeme. Ben böyle bol malzemeye alışkın değilim. Ama gerçekten yaşanacak yerler. Hepiniz Allah böyle yerlerde tatil yapmak nasip etsin hepinize. Çok güzel arkadaşlar. Hala kendime gelemedim. Kaç tane blok çektim. İnanın buna. Mutluluğum tarif edilemez. Mutluluk sarhoşuyum diyebilirim sizlere. Gerçekten öyle, abartmış gibi olmayayım ama ben böyle yaşantıya alışkın değilim. Bu zamana kadar da oğlum ve gelinim haricinde hiç kimseyle bir kere tatile gitmedim. Kendime tatile ayıracak zaman da bulamadık zaten. Çok şükür Allah'ımıza, sebep olanlara, iyilik meleklerime, hepinizden Allah razı olsun diyerek bugün sizlere ne yapıyorum? Oda turu çekiyorum. O zaman gün başlasın. Evet canlarım, burası otel odamızın çekyat koyulmuş köşesi. Ayrıyeten yapılmış, pencere önünde, rengi de bordo. Gördüğünüz gibi bordo, sarılı bordolu altın sarısı yastıkları var. Kahverengi mobilya üzerine kurulmuş. Perdelerimiz böyle arkadaşlar. Kendinden deseni eski tüllere benziyor. Eskiden bu tüller çok modaydı. Hala da modada. Perdelerimiz de çekyatımızla aynı renk arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar balkonumuza. Şöyle balkon, bir de balkon turu yapayım sizlere. Müzik çalıyor. Kısa keseceğim. Kahveli krem üzerine yapılmış. Şöyle göstereyim sizlere. İçinde kıyafetlerimiz var. Her şey burada arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Ben alelacele yerleştirdim. Sürgülü dolap. Sürgülü dolap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kapakları böyle. İçinde çekmeceler var. Şu şekilde çekmeceleri var. Şu en altta arkadaşlar mini fırın mı desem anlayamadım onu ben ne olduğunu. Buzdolabımız da var. Aa, buzdolabını unuttum size göstermeyi. Bakın burada da dolabımız var. Siyah. En sevdiğim renk. İçinde hiçbir şey yok ama. Fakir dolabı. Biz çok fakiriz ya.
Dolduramadık içini arkadaşlar. Gönlümüz zengin bizim. Niye vakit? İzzet Bey, niye doldurmadın sen benim dolabımı? Niye doldurayım canım? Otelde her şey var. Ay. Dolduracak ne var? Ne ihtiyacın var? Yemek, beleş. Nerede beleş? Şuraya yerleş. Hiç elini cebine sokmuyorsun 3 gündür. Pardon? Hiç elini cebine soktuğun yok. Biz bir aydır harcama yapıyoruz. Şaka diyeyim şaka. Burada hazır yiyoruz arkadaşlar. Yani müsaade et o kadar da. Biz hazır yemeğe alışkın değiliz ama. Burada ne istedin de bulamadın onu söyle bana hemen. Anında şipşak getireyim. Ne istedin? Şaka dedim, şaka dedim. Zaman, her yer burada aslında ihtiyaç duymuyoruz. Dolabın içine bir şey koymaya ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü sabah ve akşam kahvaltıyı yemeye çok sıkı sıkı yiyoruz arkadaşlar. Burada da İzzet Bey'in pijaması, burada da benim. Gördüğünüz gibi pijamalarımızı da görmüş oldunuz. Yani bir suya ihtiyacımız olur. Burada soğuk suyu sen içemiyorsun. Boğazların tahriş oluyor. Suyumuz burada hayatım. Suyumuz zaten var. Daha ne bakın suyumuz var? Burada. Bardaklarımız burada. Islak mendilimiz, gözlüklerimiz, kumandamız, klima kumandası. Burada da parfümümüz. Parfümümüz. Bu benim parfümüm. Farmasi, farmasi. Evet, farmasiden almıştım. Bakın, öyle. Sakla zamanı gelir zamanı. Gözüm gibi sakladım size. Kötü günler için. Ama iyi günlerinize denk geldi. İyi ki de almışım diyorum. Bakın. Burada da çantam. İşte benim çantam bu arkadaşlar. Plo'dan almıştım. Çok rahat, içi çok güzel. Antalya geniş. Çantası. Antalya'ya gelirken aldım bu çantayı. Evet, Antalya'nın özel olarak alınan çantası. Evet, Plo'dan almıştım. Bavulumuz da burada arkadaşlar. Yerlerimiz de böyle. İşte renkli. Bizim evimiz. İşte bizim evimiz. 4 günlük evimiz. Burada da Şükran ablanız. Gelelim banyoya. Bakalım banyomuzda neler var. Burası dış kapımız. Şurada ayakkabılığımız var. Altında günlük giydiğimiz ayakkabılar var arkadaşlar. Yani burası bizim hem vestiyerimiz hem de ayakkabımız, ayakkabılığımız. Şuraya bir iki tane asacak koysalardı iyi olurdu. Gelir gelmez üzerimize buraya asardık giydiklerimizi. Odamızın görünümü böyle. Buradan böyle. Huhu, nasılsın İzzet Bey? Eyvallah. Keyif o biçim yani. Oturuyorsun orada padişah gibi. Ne yat denizi yaptık be. Ulan ne yapmış be. Ay çok eğlendik ulan, arkadaşlar. Akdeniz'i dolaştık be. Çok güzeldi. Gerçekten rüyada gibiyiz. Mutluluk sarhoşu olduk. Mutluluk. Allah razı olsun bizi sarhoş edenlerden. Bu ne güzel yer. Allah ne muratları varsa versin benim meleklerime. İyilik meleklerimize. Yalnız çöpümüzün biri dolmuş. Bu çöp. Çöpü yine mi ben göçeceğim ya? Yani otelde de mi çöpü ben göçeceğim? Yok hayatım. Daha tam dolmamış. İyice bir dolsun da otel görevlileri geliyor, temizliyor, çöpleri alıyor, tuvaletleri yani yıkıyor. O zaman yani bağ duyulmadan. Lavaboları yıkıyor, banyoyu yıkıyor. Her yeri sen hiç iş yapmayacaksın burada. Elini ne cebine sokacaksın? Ne de bir iş yapacaksın. Oturacaksın orada sen süslüksün. Seni vitrine koyacağım. Süslüksün. Nasıl hoşuna gitti? Heyecanlı heyecanlı. Her erken hoşuna gider. Neyse sen orada otur. Sen benim başımın tacısın. Varlığın yeter. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Aynı dilekleri ben de yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi banyomuz. Neyini anlatayım? Banyo işte. Ama güzel bir banyo. Tabii ki burada yer ayak havlumuz var. Abdest alırken, banyodan çıkarken. Burada da banyo havlularımız. Şöyle gördüğünüz gibi krem rengi üzerine kahve desenli banyo seramiklerimiz. Merhaba, nasılsınız canlar? Benim Şükran ablanızın otel odasını sizlerle bugün paylaşıyorum. Biraz geç kalınmış bir video oldu, kusuruma bakmayın. Burada da ne deniyordu buna? Saç kurutma makinesi. Bak unuttum heyecandan. Bu el yüz havluları. Birisi el havlusu, diğeri de yüz havlusu. Sadece İzzet Bey kullanıyor. Ben havlu peçete kullanıyorum. Burada da şampuanlarımız, sabunlarımız. Gri olarak tercih edilmiş banyo
Mermerimiz gri. Arasına da krem rengi seramik döşenmiş arkadaşlar. Gelelim duşa kabinimize. Duşa kabinimiz de böyle. İçerisi görülmüyor. Şöyle kapımızı açalım. Size duşa kabinin içini de göstereyim. Buyurun, işte bizim duşa kabimiz. Şöyle. Suyu çok tazikli geliyor arkadaşlar. O kadar güzel akıyor ki inanın lif yapmaya ve kese yapmaya gerek bile kalmıyor. Çok sert bir su. Gerçekten öyle. Yani öyle İzzet, sen de farkında mısın buranın suyunun? Tazikli, çok tazikli bir suyu var. Nasıl geliyor biliyor musun? Sırtınıza öyle bir geliyor masaj yapıyor sanki. Evet. Şaşırdım ben. Gerçekten öyle... Antalya'nın demek ki yani bol suyu var ki bu, demek ki böyle bol akıyor. Evet, Kumluca'nın yani buranın. Ölü değil. Mesela biz İzmir'de yaşarken banyoyu zor yapıyorduk. Çok zayıf akıyordu. Evet. Yani güzel akıyor. Evet. Kuvvetli burada akıyor arkadaşlar. Su bol yani, anlaşıldı. Evet canlarım. Nasıl, şöyle. Beğendiniz mi beğenmiş otel adamızı? Tam Şükran'a göre bir otel. Temiz, düzenli, şirin. Valla hiç işte yapmıyoruz arkadaşlar. İşimiz yok, gücümüz yok. Yan gelip yatıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Yan gelip yatıyoruz, alışkın ya değiliz ama. Bu sadece 4 günde yapma. Çok yoruluyorduk evdeyken ya. 4 günde yemek ekmek yapma, iş yapma 4 gün ya. Biz ne çileler çekmişiz ya. Evde ya. Çok mu yani, çok mu? Kendimizi hırpaladık yani, da ne oldu? Artık hayatımızı yaşayalım hayatım. Hak ettin hak. Evet. Yani 36 sen de hak ettin. Sen de gün görmedin. Ben de gün görmedim. Bir gün gördük yani, mü? Koşuşturmaktan. Sen mutlu olduğun için ben mutluyum özellikle. Ben yani. Ömrümüzde hiç aheste yürüdük mü? Yürümedik. Ya, hep koşturarak yürüdük. Hayat sanki paşaya kelle götürür gibi. Şükran, hayat böyle. Hayat mücadele etmeyle geçiyor. Ne yapacaksın? Yani zamanı geliyor, gün geliyor. Zamanı gelmiş demek ki. Bak ki gelmişiz buralara. Allah ya. Allah'ımıza şükür olsun. Evet, sebep olanlardan da Allah razı yani olsun. Yine de bu yaşa geldik. İlk kez hakikaten birinci İzmir'de oğlumuzun yanında güzel bir mutlu bir tatil yapmıştık. Bir başa baş ilk kez seninle bu tatil daha güzel oldu. Başa başız. Çok şükür Allah'ımıza. Allah'ımıza şükürler olsun. Elhamdülillah. Arkadaşlar, sizlere az önce oda turu gösterdim. Yalnız dışarıdan müzik sesi geliyor. Hemen şöyle bir balkon kapısını kapatayım. Telif gelebilir. Allah korusun. Tamamdır. İşimizi sağlama alalım arkadaşlar. Oh, dünya varmış ya. Ne güzel. Hayat bize güzel. Çok güzel arkadaşlar. Böyle rahat yaşamak, ekmek elden, su gölden. Biz alışkın değiliz böyle. Yani biz aşırı sorumluluk sahibi bir insanız. Kimseden de bir karış ekmek yemek görmediğimiz için hep kendimiz yaptık, hep kendimiz ürettik. Eşim getirdi, istedim. Ben evde yaptım. Hep böyleydik. Sizler de öylesiniz. Biliyorum, bana anlatıyorsunuz. Bana bacılarım diyor ki, abla biz de çıkamadık, hiç değil, tatile çıkamadık diyorlar. İnşallah sizler de çıkarsınız arkadaşlar. Sabredin arkadaşlar. Her daim aklınızda olsun. Mutlaka bir gün bir yerlerde bir bakmışız siz de tatile gitmişsiniz. Yani o vesile oluyor. Bir şeyler olacak yani. Böyle her şey zamanla oluyor. Evet. Zamanla oluyor. Biz acele etmedik. Sabrettik. Karar verdik. Bugünmüş. Nasip. Bak neler. İnsanoğlunun başına da neler geliyor. Allah daha beterinden saklasın. Geldik. Erteledik biz, hep erteledik. Yıllar, günlerdir. Bugün gideriz, yarın gideriz derken. Olmadı işte, olmayacak. Olmadı. Ama size her zaman diyorum arkadaşlar. Hayallerinizi ertelemeyin. Elinizden geldiği kadar gücünüz varsa eğer. Biraz daha genç yaşta diyelim. Bizim gibi geç kalmış olmayın da. He. Daha genç yaşta. Gene de Allah nasip etsin. Sizlere. Evet, tatilinizi yapın arkadaşlar. Bir yerde şey oluyor, doping oluyor insana. Gerçekten ihtiyacımız da varmış yani. Biraz geç kalınmış bir tatil olsun, oldu. Olsun, bir değişiklik ama oldu bizim için. Gerçekten iyi de oldu. İhtiyacımız da varmış.
Tekne turundan geldik. O kadar çok eğlendik. Eğlendik, biraz dinlendik. Üzerimizi değiştirdik. Ya millet çok eğleniyor. Arkadaşlar yani. Biz milletin eğlencesinden kendi eğlencemizi de unuttuk. Onların eğlencesi bizi zaten güldürüyor. Ben kendimi zor tuttum ayağa kalkıp da oynamamak için. Evet. Bir önceki videomda gördünüz zaten nasıl oynadığımı. Oturduğum yerden. Yani insan utanma yok yani. Millette öyle bir şey yok. Yok. Bizde utanma var. Ha işte koskoca kadın çıktı da oynuyor diyecekler aslında ama biz ne derse desinler. İnsanın içinde ne varsa hayatı istediğiniz gibi yaşayın. Tabii canım orada insanlar artık alışmış o bu grup. Biz biraz bize şey geliyor tuhaf. Biz Taşlı'da büyüdük arkadaşlar. Yalan bir yok de şöyle, yani. Uzun zamandır düğüne de gidemedik. Evet, düğün de görmedik. Oyun oyunda pasımızı da silmedik. Şükran daha hafiften. Kulağımızın pası silindi. Müzik çalıyor, dibine kadar müzik var. Yatta. Bangır 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 kendimizi ortaya atıp oynamamak için kendimizi zor tutuyoruz. Ya herkesin. Hele o mağaraların güzelliği. Evet. Hele o gittiğimiz şifalı sular. Alerjiye iyi geliyormuş. Keşke yanımızda şöyle bir şişe götürsek. Ama yok, oraya çıkma ihtimali yok ki. Evet. Uzakmış. Oraya şey yapamıyorlar. Bunlar çok tuzlu bir suymuş. Evet. Orada zaten. Benim geldiğimde bacaklarım pantolon giymiştim ya siyah. Beyazlamış mı? Beyazlamıştı. İşte o tuzdan herhalde. Akdeniz'in tuzu diyorum sana. Bizim Karadeniz'de öyle olmuyor. Bizim yerde de oluyor ama o kadar olmaz. Bir korktum arkadaşlar. Sen çamaşır suyu sen. Ben dedim çamaşır suyunu nerede sürdüm? Yüreklerim yarıldı. Yok. Ay dedi ıslak, ben de İzzet balkondaydı. Hemen İzzet'e çağırdım, duymadı. Kapı kapalıydı. Elime aldım ıslak mendili, sildim. Gerçekten şaşırdım. Birdenbire tertemiz oldu. Yok. Deniz suyu. Ben de burnuma da çektim arkadaşlar. Benim şu sol burnum biraz sıkıntılı alerjiden dolayı. O açıyor yani, deniz suyu gerçekten açıyor. Biliyorum ben, bizim denizin de bu yüzmeye faydaları var da buranınki biraz daha tuzlu olduğu için daha iyi geliyor. Her zaman diyorum sizlere, hayallerinizi ertelemeyin. Eğer ki niyetinizde varsa mutlaka ve mutlaka, gücünüz de varsa değerlendirin, bizim gibi ertelemeyin. Gerçi bizde çok geç kalınmış bir tatil değildi. Bizde yani o kadar yaşlı birileri de değiliz. Zaten yaşlı olsak gidip de o derece eğlenemezdik. Canım, elimiz ayağımız tutuyor. Yani Allah'ımıza şükürler olsun. 36 yıldır ilk defa kendinizi tatile çıktığımız evet, için biraz geç kalınmış denilebilir yani. Evet, 36 yıldır geç kalınmış tatildi. Gerçekten geç kalınmıştı. Her zaman diyorum. İnsanlar size çok çalışıyor, çok çabalıyor, ekiyor, dikiyor. Yani deyip desinler diye gidip de kendinizi zora sokmayın arkadaşlar. Gücünüz kadar çalışın. Evet. Gücünüzün yetmediğini yapmayın. Kendinize önem verin, kendinize değer verin. Moraliniz mi bozuk? Geçin aynanın karşısına, güzel bir giyinin, süslenin. Şöyle bir bakın aynaya. Kendinizi bir izleyin. Diyeceksiniz ki, yıllar ne çabuk geçmiş, ben bu yılları değerlendirememişim, ay ben yaşlanmışım diyeceksiniz. Ama kesinlikle, tabii evli çiftler için konuşuyoruz biz, kesinlikle birbirinizi kırmadan. Dökmeden. Evet, karı koca. Kalp kırmadan. Evet, kafa kafaya verip, kararı öyle verip, yok Şükran asla bana baskı yapmadı hiçbir zaman. Ben baskı yapmam. Ben içimden gelsin diye yıllarca bekledim. Bekledi. Baktım ki olmuyor, isyan ettim. İsyanımın sesini sizler duydunuz, eşim duydu, şaşırdı, şok oldu. Zaten yanında konuşmuştum. Bana cevap verememişti. Araba kullandığı anı ben... Ben araba kullansam da cevap vermiyorum. İşime gelirse niye vermeyeyim ben? Araba kullan, ağzımı mı tutuyorlar benim? Ama anda işine gelmedi. İşime gelmedi değil yani. Konuştum. Şey yapamadım yani, cevap verecek cevap bulamadım. O zannetti ki Şükran öylesine konuşuyor. Bu videoyu yayınlamayacak. Sessiz kalayım. Ben hatta, eğer yayınlarsa bana da savunma hakkı düşer diye düşündüm. Hatta arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Ben bunu yayınlama dedim yani. Bunu yayınlama Şükran, ben rezil oldum dedim. Yok dedi, yayınlayacağım. Benim gibi, ben de şunu diyorum, benim gibi durumda olanlara da örnek olsun dedim. Vallahi ben de şöyle diyorum arkadaşlar. Kadın milleti erkeğini rezil de eder, vezir de eder. Eyvallah. Tabii her şu da var yani, her başarılı erkeğin arkasında da başarılı kadın var. Başarılı bir kadın vardır. Yani kadınlarımız, ben hem rezil ettim hem de vezir ettim. Yani her rezil olmak keşke öyle olsun.
Keşke öyle olsun. Başka türlü olmasın da. Allah korusun. Tabii, tabii. Başka türlü nasıl olur? Yani başka türlü daha neler var Şükran, öyle deme yani. Allah korusun. O ne ki, ona canım olur. Yine lafı şeye getirecek. Tabii Esra canım, Erol. Başka şeyler de var, yok mu yani? Meşhur bunun, bu Esra Erolcu bunun, yani. Esra Erol fanatiği. Esra Erol fanatiği değilim, hayır ya, onu söyledim. Ben Müge Anlı'yı da seyredeyim, Esra Erol'u da seyredeyim, Didem şeyi de seyredeyim, bu şovda akı Didem ne Arslan, evet. Onu seyrediyorum. Ben sadece vakit geçiriyorum. De, yani haberler bitti mi ben film seyredeceğim, dizi seyredeceğim ama ben orayı seyremiyorum. Ama hakikaten tecrübe kazanmak lazım. Orada neler var? Hayatın orada içinde neler var? Her şey. Ben de izliyorum. Eskiden çok izliyordum. Şu YouTube'a girdim gireli. Zaman bulamıyorum, açık söyleyeyim. Televizyon izlemeye zamanım bile yok. Orada bir yerde insanlar orayı izlesin, tecrübe kazansın. Sen bir 15-20 senelik kocanı, 3 tane çocuklarım var, atıyorum 2 tane çocuklarım var. Gül gibi çocuklarım var. Gül gibi çocuklarım var. Ben bazen İzzet Bey izlerken, eşim izlerken, YouTube'da eğer iş yoksa, yorumlara cevap verdiysem, blog yayınladıysam, oturuyoruz birlikte izliyoruz. Bakıyorum ki ağzı durmuyor. Sürekli söyleniyor. Sanki ben yapmışım gibi. Yani. Kursunu nereden alacağını bilemiyor. Dedim ben bununla bunu izlemeyeceğim dedim. Facebook, dedim. Facebook'ta yanına bir dedim, adam. Dur. Ben dedim seninle bu programları izlemeyeceğim. Sen çok sinirleniyorsun, agresif oluyorsun. Kızıyorum. Ve bana saldırıyorsun dedim. Sanki ben yapmışım gibi dedim. Yok canım, haşa. Adam Facebook'ta tanımış bir kadın. Kadın o adamı, bir adam tanımış. Kimse. Facebook'ta bir... Çok etkileniyorsun ama. Ya etkilenmiyorum ben. Tuhafıma gidiyorum. Çok da üzülüyorum yani. Ayıp şeyler böyle. Bizde çok ayıp yani. Ama şimdi gittiğin yer nasıl bir yer? Gittiğin yer kocandan iyi mi? Gittiğin yer arızanın teki. O da evli. Gittiği adam da evli. Öyle. Ya bekar olsa sosyal, neyse ya. O da evli ya. Sosyal medyaya güvenip de kaçan kadınların sonunda... Beyni yok, beyni. Eninde sonunda... Vallahi beyni yok. Eninde sonunda kullanılıyorlar. Kullanılıyor. Affedersiniz, tekmeyi yediği gibi kocasının evine geri döndü. Daha koca evine gelebilir da, mi? Koca da kabul ederse tabii ki sütüne kalmış. Her koca kabul etmez. Eder mi koca? Bir kadın ama evini terk edip gidiyor. Nereye gidiyor? Kimin yanına gidiyor? Senin çocuklarını sen nasıl bırakıyorsun? O küçük yavrulara nasıl kıyıyorsun? Ya o koca onu... Çocuklar ortada perişan. O koca onu kabul ediyorsa o koca o... Bu garı o kaçmayı hak etmiş demek ki. O da kelebe lan böyle. O da kelek. O da kelek. Ne sen de o zaman niye geldin televizyona da arayayım garı? Geri dönecek, döndürecektin de niye arayayım sen? Sadece boşanmak için arayacaksın. Boşanmak bulunsun, ölü mü, diri mi, sağ mı? Yeter ki kesinlikle birleşme ihtimalim yok. Esra Hanım, Müge Hanım neyse. Biz gelsin buraya 5 dakikada boşanalım. O yoluna, ben yoluna değecek o erkek. Demezse o erkek de kerek. Bu adamı oturtacaksın. Evet. Nokta. Böyle yapıyor devamlı. Ben yanında izliyorum ya. Aa dedim, başıma ağrı geliyor dedim. Yine sinirlendi bu, ben kaçayım diyor. Odaya çekiliyorum. Çünkü çok sinirleniyor. Böyle abi, ben diyor öyle garım olsa diyor. Büyük konuşmayayım Allah diyor. Odumu oturtururum ben, diyor böyle ben, bana. Evet. Hızlı yine de vurama vuruyor. Canımı acıtıyor. Sanki ben yapmışım gibi, Allah korusun. E işte o odumu oturtururum demem böyle bak insanlara işte. İnsanlar iyi de yani yine. Ben dayanamam vallahi. Godumu oturtururum. Ben Esra Erol, Mesut Erol dinlemem. Ben öyle palmış gibi giderim orada. Nereye gidersen giderim. Cezaevine kadar gider, yolu var. Yemek saati geliyor. Evet. Arkadaşlar biz bu konuşmayı size doyum olmuyor. Dosta doyum olmuyor. Evet. Tekne turundan sonra yapıyoruz. Sizlere bir önceki blogda peş peşe blog çekiyorum burada. İşim yok, gücüm yok. Dedim ki size söz verdik. Söz verdik. Ne yapayım? Boş duramıyorum. Alışmışım çalışmaya. Evet. Hiç olmazsa blog çekeyim de. Yani haydalı bir işler yapayım istiyorum. Arkadaşlar bir şey size söyleyeyim, itiraf edeyim. Şükran boş durmayı sevmem. Şükran vallahi bile otel odasında bile yatağının düzgünlüğünü, basurlar hepsini o yapıyor yine. Öyle yatıyor, kalktığı gibi bırakmıyor. Aynen tertibini yapıyor yine. Neredeyse el tüy süpürgesi nerede alacak ya? Odayı süpürecek yani. Yerler tertemiz, yerler tertemiz arkadaşlar. Yani gel, burası otel olduğunda bunun ki bazen. Ya şeyleri düzenleme ne gerek var? Bloğu evde çektim. Ne gerek var sen? Oteldesin ya, onu da onu düzenli olmayı ya seviyorum. Otelde de olsam gerçekten beni dinlendiriyor düzenli olmak.
Evimde blok çok çektim. Artık evde çekecek yer kalmadı. Nereye çekeyim? Yaptığım yemekleri çektim. İnsanlar senden. Sohbetimizi sizlere dinletiyoruz. Sizi sohbet. Otel evet. Odası sohbeti. Sizlerle birlikte bugün tekne turundan sonra. Herkes yemek yapayım. Yemeğe hazırlanmış geldi. Yemek yapıp göstermen ne gerek var? Gösterdi daha 500-600 yemek bile olmaz. Bizim hayat tecrübelerimizden ders almak isteyen birçok genç bayanlarımız var. Tamam işte. Onlara ders vermek amaçlı, onları bilgilendirmek amaçlı biz büyükler olarak gençlerimize hayatı ve nasıl yaşamaları gerektiğini verecek tavsiyelerde bulunmak İşte bizden bunun için bizden sohbet bekliyorum yani. Yemek beklemiyorlar. Yemek yap. Bıktılar insanlar. Her tarafta yemek yapıyorlar karılar zaten. Evet. Senden sohbet istiyorlar. Hazır böyle bir imkan bize sunulmuşken önümüze niye değerlendirmeyelim? Boş durada Allah da sevmezmiş. Çekilecek o kadar çok yer var ki burada o kadar çok malzeme var ki. Her yerde sizlerle çekim yapmak istiyorum. Sizlere her yeri göstermek istiyorum. Yani o yüzden... Dört günü iyi kullanalım. Dört günden faydalanalım demek istiyorsun. Evet. Ondan sonra Antalya vlogumuz 4 gün sonra bitsin diyorsun. Tamam anladım. Ondan sonra Antalya yolcusu kalmasın. Kalmasın. Antalya yolcuları derhal arabasına geçsin. Allah izin verirse. Hayırlısıyla. Arabamızda iyi dinlendi kapıda. Evet. Bu arada arabamız da yenilendi, dinlendi. Ben yanından geçtim otelden şeyden. Çok acıyor. Turdan gelirken de bizim bir parçamız. Bizi bekliyor daha. Sanki bir canlı. O bizim bir parçamız. Ne yapalım? O da bizi Allah razı olsun. Bizim karnımızı çekiyor. Bizi buraya kadar getirdi. Demek ki yorulmuş. Ne yapayım? İnsan sabun şimdi arkadaşlar sabun. Hacı Şahin sabunu aldık elimize. Yıkandık. Sabun ne oluyor affedersin? Eriyor. Eriyor da küçük bu kadar olan sabun. Küçük. En sonunda ince kalıyor. İşte o arabanın debrecide en sonu ince kalmış. Onun maalesef bakımda görememişler. Niye görememişler onu da söyleyeyim. Bunu görmeleri için arabanın motoru, erkek arkadaşlar araba kullanabilir. Arabanın motoru komple sökülmesi lazımmış. Onu eline alacaklarmış, içine bakacaklarmış. İşi bittiyse değişecekmiş. Onu o işlemi yapmamışlar. Yani vardır bu illa İzzet Bey bunu yaptırmıştır veya unutmuşlar veya kaçmış gözden. Yani sıkıntı yoktur zannetmişler. Ama bakın ta buraya getti bizi araba. Allah razı olsun. Gene de arabamdan. Gene zor dayanmış. Yani adamcağız diyeceğim yani. Gelmiş artık demiş daha dayanamayayım gidemiyorum. Aa burada bağırıp istop ediyor. Evet yani idare edin. Bizi de kırmak istememiş yani yine de o kadar. Allah korusun yollarda otobanlarda arkadaşlar. Atıyorum bir tünelde biliyorsun yanımızdan 120-150 ile gidiyorlar. Jet gibi geçiyor adam yanımdan. İşte o blokta gösterdi Şükrü. Onu da anlat. Oralarda iyi olmamış. Sivrihisar'da bir kaza olmuş. İki kişi vefat ettiydi. Önümüz sıra. Benim yanımdan o araç jet gibi geçti arkadaşlar. Ben o aracı gördüm. Gördüm. Bir orada kal. O kazayı ben sizlere başlıkta veya etikette yazsaydım. Araba paramparça olmuş diye siz belki de bizi zannedecektiniz. Evet. Yanıltıcı bir başlık olur diye ben sizlere onu kazayı yazmadım. İşte. Başkası olsaydı gerçekten bir başkası olsaydı. Yabancı bir yerinin başlığını başlık olur. Kendi başlığına kendi kaza yapmış gibi başlık koyardı. Yani insanları gerçekten yanıltıcı başlıklar yani affedersiniz enayi yerine koyulmak gibi bir şey oluyor. Allah korusun. Tabii, bizim bu karakterimizde yok. Bu şeye benziyor yani. Araba çiğ parça olmuş deseydim ne anlardınız? Biz kaza geçirdik anlardınız. Allah korusun. Ama içeriğine bir baktınız alakası yok diyeceksiniz. Bu başlık siz kimi kaldırıyız deme hakkınız oydu. Dedirtmeyiz arkadaşlar biz de yalan duman yok. Adamın kadının biri başlık atmış. Eskiden dedim bir sene evvel bir gözüme çattıydı. Hamile mi acaba? Milletler tabii izliyor hamile kim acaba kanal sahibi mi hamile diye izliyorlar. Bir bakıyorlar hamile olan kediymiş. Kedi hamileymiş. Başlığa bak hamile mi acaba. Yani oraya tıklayacak da bakacak adam hamile belki de YouTuber olan bayan. Evet. Alakası yok kedinin hamile olmasından millete ne ya. Öyle saçmalık mı olur? Yani kimi kandırıyorsun kardeşim?
Biz de öyle şey beklemeyin arkadaşlar. Biz de yalanlık dolan yok. Korusun. Bak şimdi. Bak şimdi. Bizim arabamızın arıza yaptığını size belgeleriyle, resimleriyle göstermeseydik belki de siz de inanmayacaktınız. İnanan, bize güvenenler, dobralarımızı bilenler inanırlar ama sigortadan dur aşkım. Ben niye çektim onu biliyor musun? Sigortadan faydalanmak için çektim. Sigortada zaten çekiciyi sigortadan yararlanarak çağırttırdık. Hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar, orada çekim yaptı ya Şükran, çekici gelene kadar. O çekici gelene kadar ben telefonu, karşıda çay ocağı var, çay bahçesi var. Adamın işleri müşterisi yok. Tek başına çay içiyor adam. Oraya gittim. Şükran'ın telefonu şarja koydum. Ben hepini dolduramayayım. Sıra çekici gelene kadar telefonum şarjda. Evet oldu. Şükran'a 20-30 diş aldım oradan. Şarj doldurdum ben çekici gelene kadar. 20 diş olsa yetiyor bana. O şarjla çekiciyi çekti. Yoksa o çekici gelene kadar ikimizin de telefonundan çok şarjı yok. Çektik ya. Şarjı yok. Şarj telefonla açamıyorum şeye, yardım isteyeceğim. Yani çekiciyi çağıracağız. Telefonu da açamıyoruz. Bak, öyle bir şey var mı? İkimizin de telefonu şarjı bitti. Size göstereceğim şarjımı izin. Evet. Yani. Şeyle ben yanımızda bir vatandaş vardı. Allah razı olsun, Antalya'da arkadaşlar. Hatta o da söyledi abi senin de. Sen söyle kimle aldın? Patlak dedi. Depreşim dedi şey oldu dedi. Bakın arkadaşlar. Biraz Şükran göstereceğim. İşte şarjım bu. Evet. Eşim arabayı yapan. Powerbank yani evet, şarjı. Usta'yla birlikte almış. Evet. Kaç aldın hayatım? 120 dedi, 100 liraya aldık arkadaşlar. 120 dedi, 100 liraya aldık. Evet. Telefon şarjımı. Ay markasını da versin. Sen konuş. Şey gelene kadar yani çekici gelene kadar ben şeye takmıştım çay ocağından. Bir de çay içtim. Çayı da 4 liraya içtim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siftesi de senden bereket Allah'tan olsun dedi adamcağız. İlk sifteyi de benden yaptı. Ben de dedim ilk defa dedim uzun süredir dedim. İlk defa dedim 4 liraya çay içtim dedim. Sen de dedim Allah razı olsun. Bir de beni de kazıklayacaktın. Şükran'a dedim yenge gelsin. Gelin diyor, oturun da diyor. He. Çekici gelene kadar diyor. Ben. Çekici gelene kadar diyor. Çekici ben diyelmesem orada çekici bir bekliyorum. Sen diyorsun ki bana ne diyelim. Otursana bir tarafa dedim bana. Evet. Çekici zırt diye geçmedim oradan. Arabayı hiç göremeyiz çekici. Evet. Ben çağırdım. Şu ıslık adam geri döndü aşağıdan. Çekici de göremedi arkadaşlar. Biz az daha yanımızdan geçerim. Bizi görmüyor ya. Mıntıkayı söyledik. Hepsini söyledik. Adam telefonu şey yaptı yanımızda adamlar sağ olsun Allah razı olsun. Onu telefondan aradık Antalyalı arkadaşlar. İki tane erkek arkadaş durdu. Yardım edelim abi dedi deyince işte dedim kardeşim şu numarayı ara bizde telefonda şarj yok dedim ya Allah razı olsun. O numarasını ondan aradım. Daha sonra da benim numarayı verdik. Çekici gelecek ama bana haber vermesi lazım. Abi neredesiniz ben geldim diye. Benim Şükran'a göre biraz 20 diş kadar doldurdum. Benimkini soktum gittim 4 lira daha verdim. Bir çay daha içtim adamdan. Adamın gönlüne gireyim ki şarj taktırayım daha dükkanında. 10-15 lira da benimki oldu. 3 dakika sonra 5 dakika sonra aradılar. Abi nerede geliyoruz? Geliyorsun ama geçtin yanımdan. Herif yanımdan geçiyor tam gaz. Öyle. Aşağı doğru gidiyor görmedin mi? Evet. Ben çağırdım. Ya dedim ya nereye gideyim? İyi ki yollarda araba yok. Hemen duydu sesimi. Pencereden çıkmış. Tamam abi dedi. Döndü geldi. Evet. Yani zor şartlarda altına. Sigortadan para alabilmek için. Para alabilmek. Yani çekiciden para alabilmek çekici, için. Çekici benim sigorta arabamın sigortasını o çekici sigorta şirketi o çekiciyi gönderiyor. Ücretsiz bu arabayı al saraya götür diye. He. Arabamın sigortası var. Her arabanın var sigortası. Hani yolda kaldığın. Tabii için. Canım yol yardımı. Bunun adı yol yardımı. Öyle mi? Tabii onu kullandım ben. He. Böylece bizi en Allah yakın. Allah korusun bir kere daha olsa ne olacak? Gene alıyorsun. Gene alıyorsun. Ama kaç sefer alabiliyorsun? Onu işte onu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. İlk defa yol yardımı aldım bu zamana kadar yani hayatımda. Evet arkadaşlar. Artık veda zamanı. Veda zamanı geldi. Telefon konuşmamız oldu. Uzun sürdü. Evet. Yemek de başladı. Biz yemeğe gitmek zorundayız. Biliyorsunuz kural öyle. Bizi izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler, saygılar sunuyorum. Evet. Allah'ım her daim yanınızda olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin. İyi ki varsınız diyorum. Sizler bizlere gönderilmiş iyilik meleklerisiniz. Öyle kabul edelim. Her biriniz ayrı ayrı bize değer veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun.
Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Allah razı olsun. Aynı dileklerle ben de tekrarlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.